Biz bir avukatlık ortaklığıyız. Ben de avukat Tuğrul. Size kısaca ilk önce mevcut durumda ne durumdayız onu anlatmak istiyorum. Yani ödeme sistemleriyle ilgili çok enteresan iş modelleri var. Farklı şeyler yapıyoruz, farklı hizmetler sunuyoruz. Fakat bunları aslında mevcut hukuki durumda çok kısıtlı bir çerçeve içerisinde yapıyoruz. Daha sonra çok genişleyecek çerçevemiz. Sonra biraz ondan bahsedeceğim ve yeni gelecek düzenleme bize fırsat ve risk olarak neler getiriyor onlardan bahsedeceğim. Şu anda ödeme sistemlerine yönelik olarak özel bir düzenlememiz yok. Ödeme hizmetlerini çevreleyen, buradaki hak ve yükümlülükleri net bir şekilde ortaya koyan bir düzenlememiz yok. Bazı konularda mevzuatla belirlenen münhasır yetkiler var. Burada Merkez Bankası'na ve bankalara verilen yetkiler var. Türkiye'de ödeme sistemlerinin genel çerçevesinin düzenleme yetkisi Merkez Bankası'nadır. Bankaların da ödeme işlemlerinin belli bir kısmında münhasır yetkileri var. Bunlar dışında kimse bu hizmetleri veremiyor. Geri kalan kapsam içerisinde ne yapıyorsak şu an tahmin ediyorum sabahtan beri konuştuğumuz her şeyi o çok ufacık bir kapsam içerisinde yerine getiriyoruz. Merkez Bankası kanununda deniyor ki 4. madde ödeme için elektronik ortamda dahil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirleme yetkisi. Merkez Bankası bu yetkisini kanunun genelinde yer alan tüm yetkileri para politikasında belirleme yetkisi dahil olmak üzere o ilkeler doğrultusunda kullanılıyor. Pratikte bunun açılımı nedir? Merkez Bankası her zaman için eğer ki kendi belirlediği para politikasını değiştirecek, bozacak, özellikle tedavi kabiliyeti anlamına gelecek ödeme sistemlerini durdurabilir, yeni ödeme sistemlerinin korunmasını isteyebilir, bununla ilgili her türlü hukuki işlemi yapabilir. O yüzden aslında bugün hayatımızda evet Merkez Bankası var. Kurduğumuz ödeme sistemleri içerisinde Merkez Bankası bunlara bakıyor, bunları regüle ediyor aslında ama net kriterler yok. Şimdiye kadar bununla ilgili yapılan tek şey aslında EFT ve menkul kıymetlerle ilgili takas sistemi. Ancak bu kanunla değil, Merkez Bankası'nın kendi kanunuyla değil, yeni gelecek kanunla yine Merkez Bankası regülatör olacak. Çok daha detaylı düzenlemeler burada bulunuyor. Bankacılık kanununda münhasır mevduat toplama yetkisi var. Türkiye'de mevduatı toplama işlemlerini sadece ve sadece bankalar yapabilir. Mevduat nedir? Aslında baktığınızda bütün ödeme sistemleri içerisinde parayı alma işlemi vardır. Arada duran kurum parayı gönderenden parayı alıp alıcıya verir. Şu aşamanın mevduat toplama içerisine girmemesi lazım. Kurguladığınız bütün iş modellerinde eğer mevduat toplama faaliyeti sayılabilecek bir işlem gerçekleştirecek olursanız münhasır yetki içerisine girersiniz. Hem işinizi yapamazsınız hem cezai sorumlulukları vardır. Mevduat nedir? İvazsız veya ivaz karşılığında illa bir bedel almak zorunda değilsiniz bu işlem için. İstendiğinde ya da belirli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen para. Buradaki geri ödeme en kritik kısım. Yani kurulan ödeme sistemlerinde ödeme işleminin tamamlanması o yüzden çok önemli. Alınan paranın gönderilmesi gerekiyor. Geri gönderilme hallerinde mevduat kabul edilme riski vardır. Banka kartları ve kredi kartları hakkında kanunumuz var. Yine bir ödeme sistemi için aslında en tanımlı düzenlemelerden bir tanesi bu. Banka kartları ve kredi kartları hakkında kanun fakat sadece banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili hususları düzenliyor. Burada Ekvibank ve İşbir Bankların hak ve yükümlülükleri ve üye işlerinin hak ve yükümlülükleri var. Bunun dışındaki kapsama çıkmıyor. İstisna maddesinde nelerin kanunun içerisine girmeyeceği de açık bir şekilde belirtilmiş. MASAK var. MASAK'ta biliyorsunuz kara paranın aklanması, terör finansmanının engellenmesiyle ilgili sorumlu kuruluş MASAK ve kendi kanunu, kendi düzenlemeleri hep bu işlemlerin yapılmamasına yönelik olarak kurgulanıyor. Hali hazırda kanun sistemi değil, orada şu şekilde çalışır. Yükümlülükler belirlenir. Yani MASAK kapsamının içerisine girecek yükümlülükler şunlardır denir ve onlara yükümlülükler getirilir. Mevcut yükümlülükler içerisinde ödeme sistemleri sunan firmalar yok. Ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra, ödeme sistemleriyle ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk beklediğim şeylerden bir tanesi MASAK'taki düzenleme değişikliği olacak. Bu mevcut iş modellerinin hepsini de ekleyecektir. Hali hazırdaki yükümlülükler neler? Birincisi kimlik tanımlama yükümlülüğü var. Parayı aldığınız, parayı gönderdiğiniz kişilerle ilgili belli kimlik tanımlama yükümlülükleriniz var. Şüpheli işlemleri bildirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Ve MASAK'ın belirlediği bir uyum programı var. Bu uyum programını kendi şirketiniz içerisinde uygulamak durumunda kalabilirsiniz. MASAK mevcut yükümlülükler içerisinde bu yükümlülüklerin herkese aynı uygulanmaması ile ilgili kararlar verebiliyor. Bunu özellikle bekliyoruz. Bu bütün ödeme sistemlerine de zaten etki edecek diyorsunuz. Çünkü çoğunlukla elektronik ortamdan gerçekleştirilen işlemlerde mevcut bankalarda yapılan kimlik tanımlama işlemlerinin yapılma ihtimali yok. O yüzden buraya çok büyük ihtimalle özel kimlik tanımlama yükümlülükleri getirecek. Bu
mevcut ödeme sistemlerine de, gelecek ödeme sistemlerine de etki edecektir. Peki biz ne yapıyoruz şu anda? Hani bugün yapamıyoruz, şunu yapamıyoruz, bu kadar şeyin dışındayız. Bütün şu andaki ödeme sistemi, bahsettiğim banka kartları, kredi kartları kanunundaki ödeme yapıları dışında havale ilişkisiyle yürüyor. Borçlar kanunundaki havale ilişkisini düzenleyen hükümler şu andaki ödeme ilişkilerinin esas altyapısı. Nedir havale ilişkisi? Bir adet yollayan, bir adet yollayan, bir adet de havale lehteri vardır. Siz bir kişiye bir parayı göndermesi için üçüncü kişiye talimat verirsiniz. Şu para şuraya gitsin diye. Bu talimat üzerine bütün işlem yapılır. Şu anda da dediğim gibi bütün ödeme sistemlerinin genel altyapısı bunun üzerine çalışıyor. Ödeme sistemleri kanun tasarısından sonra hayat çok ciddi şekilde değişecek. Mevcut yapıda dediğim gibi sadece genel hükümler üzerinden uyguladığımız bu sistem olduğu için bir regülatörümüz ve detaylı düzenlemelerimiz olmadığı için uyumluluk programlarımız da hep risklerin yok edilmesine ilişkin oluşturuluyor. Ama mevzuatta belirlenmiş kriterlere göre oluşturulmuş olan yok. Sanal POS sözleşmeleriniz ve POS sebebiyle yine bankacılık kanunu kapsamındaki yükümlülüklere evet uyuyorsunuz. Ama bu işe özel olarak oluşturulmuş yükümlülükler daha belirlenmiş değil. Ne zaman gelecek? İşte bununla gelecek. Kanun 3 tane direktifin Türk hukukuna uyumlaştırılması amacıyla yapılıyor. Bir tanesi ödeme hizmetleri direktifi, ötekisi e-para direktifi, üçüncüsü de mutabakat direktifi. Bunlar zaten Avrupa Birliği'nde de ödeme sistemleriyle ilgili genel çerçeve. Merkez Bankası geçen sene Mayıs gibi ilk taslağı yayınladı, görüşleri almaya başladı. 5 ve 6 Ekim'de sektör temsilcilerinin katıldığı, sınırlı sayıda katılımcının olduğu bir çalıştay yaptılar. Burada kanun tasarısını paylaştılar, gelen görüşler üzerine güncellenmiş halini paylaştılar. Son görüşleri aldılar. Beklentimiz ilk çeyrekte bunu meclise göndermeleri. Ondan sonrası evet Allah kerim ne zaman görüşülür? Çok öngörmek mümkün değil ama yine tahminimiz 2013 yılı içerisinde büyük ihtimallerle görüşüleceği yönünde. Çünkü para politikasına etki eden finansal sonucu olan bir kanun tasarısı olacağı için bunun öncelikle görüşmesi bekleniyor. Merkez Bankası ile yapılan görüşmelerde özellikle üstünde durdukları hususlardan bir tanesi bu. Ne getiriyor kanun tasarısı? 3 tane temel yapı var. Birincisi ödeme sistemi, ötekisi ödeme hizmeti, üçüncüsü de elektronik para. Ödeme sistemi en büyük, mutabakat yapılarını ortaya koyuyor. Ödeme hizmeti sayabileceğimiz, ödeme kurumlarının gerçekleştirebileceği işlemlerde birden çok network arasında yer alan ve mutabakatı gerçekleştiren yapılar ödeme sistemleri. Basit bir örnek vermek gerekirse aslında bugün BKM'nin yaptığı iş bir ödeme sistemidir. Ortada mutabakat işini yapar ama kanun içerisinde tanımlanmış kendine has hükümleri doğrultusunda şu anda ödeme sistemi yapısı o şekildedir. Bundan sonra Merkez Bankası'nın kendi belirleyeceği kurallar doğrultusunda farklı ödeme sistemleri de ortaya çıkabilir. Bu bize ne getiriyor? Burada bankanın yine münhasır sınırlandırıcı yetkisi var. Hangi ödeme sistemlerinin ortaya çıkacağını kendisi belirleyecek. Fakat eğer ki bu şekilde bir uygulama yaparlarsa farklı ödeme sistemlerinin birlikte çalışabildiği bir ortam ortaya çıkabilir. Yani mobil ödemede başlayıp kredi kartında sonlandırabileceğiniz işlemler dahi yapabilirsiniz. Ödeme hizmeti ise, biraz anlatacağım neler olduklarını, ödeme hizmeti sağlayıcılar tarafından verilebiliyor. Bunlar 4 tane. Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve ayrı kanunla ödeme hizmeti sunmaya yetkili taraflar. Mesela PTT kendi kanununda ödeme hizmetiyle ilgili bir yetkisi vardır. Bu hizmetleri sunabilir. Bankalar, bankacılık kanunu kapsamında bu işlemleri yaparlar. Yeni gelen 2 tane kuruluş var. Dediğim gibi biri ödeme kuruluşu, ötekisi de elektronik para kuruluşu. Elektronik para işlemlerini sadece elektronik para kuruluşları yapabiliyorlar. Ödeme sistemini biraz bahsettim. 3 veya daha fazla katılımcı olması lazım. Bu şey için mutabakat veya takas işlemi yapabilmesi lazım. Bunlara, bu sistemlere ödeme sistemi diyoruz. Ve ödeme sistemlerinin neler olacağı Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu şu demek, bir ödeme sistemi kurguladığınızda gidip bankadan izin alıp doğrudan bunu sunmaya başlayamayacaksınız. Baştan o hizmetin sunulabilir olduğu o kapsamda lisans alınması gerekliliği Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Daha sonra bu izinler verilecek. Ödeme hizmetleri neler? Bunlar 2007 direktifinin sayılan, ekte sayılan hizmetlerin birebir olarak alınmışlar. O yüzden Avrupa Birliği'ndeki ödeme hizmetleriyle ilgili uygulama neyse bize de çok benzer geliyor olacak. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesi. Bir ödeme hesabı kurgulayabiliyor ödeme hizmeti sağlayıcı. Buraya para yatırılması ve çekilmesi
sayılan hizmetlerden bir tanesi. Bu paranın aktarılması, ödeme hesabında bulunan belli bir süre ödeme amacıyla tutulan paranın aktarılması başka bir işlem. Kredili hesaptaki fon aktarımı en önemli hususlardan bir tanesi bu. Hayatımıza gelecek. Mikro kredilerle ilgili biz de hazırlanmış sadece, yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında bir taslak var. Daha sonra bir düzenleme yapılmadı. Mikro krediler hayatımıza girebilir durumda olacak. Yapılacak ödeme içerisinde bunu kredilendirmek istiyorsanız, yani tüketiciden doğrudan almak değil, belli bir vadede parayı almak istiyorsanız, bunun imkanı geliyor olacak ve bu işlemler, kredili hesaptaki paranın aktarılması işlemi de sayılan ödeme hizmetlerinden bir tanesi. Ödeme aracının icraç veya kabulü, bir araç dahilinde bunu yapmak isterseniz, bir kart yayınlayacaksınızdır, NFC'li bir cihaz yapacaksınızdır. Bu aracın yayınlanması da yine sayılan hizmetlerden bir tanesi. Herhangi bir hesap olmadan, kişiye özgülenmiş bir hesap yaratmadan doğrudan para transferi yapabilirsiniz. Bilişim ve elektronik haberleşme hizmeti kapsamında aracı olarak faaliyet gösterilmesi, bu en son konumlanan hizmetlerden bir tanesiydi. Örnek olarak çok net olarak mobil ödemeyi verebiliriz. Bu ve bunun gibi hali hazırda oluşturulan bir hizmet kapsamında ödeme hizmetinde verilmesi durumunda ödeme hizmeti olarak sayılıyor olacak. Ödeme hizmetlerinin istisnaları var. Yine kanunun en önemli maddelerinden bir tanesi. Ödeme hizmeti sunuyorsanız, bu arada ödeme hizmetlerini sadece ödeme kurumları sunuyor olabilecekler. Birazdan anlatacağım. Ödeme kurumu kurmanın, lisans almanın belirli şartları var. Ödeme kurumu değilseniz, şu biraz önce saydığım hizmetlerin hiçbirini sunamazsınız. Lisans almak zorundasınız. Ancak belirli istisnalar var. Eğer o istisnalar kapsamına giriyorsanız, bu lisans ve belirlenecek ek yükümlülüklere uymadan yine genel hükümler kapsamında bu hizmetleri sunmaya devam edebilirsiniz. Nedir bunlar? Çok fazla istisna var açıkçası ama çoğunluğu genel hükümlere ilişkindir. Yani doğrudan para aktarımı, anonim şirketlerdeki temettü dağıtımı gibi istisnalar da var. Tahminle ediyorum katılımcıların en çok ilgileneceği iki husus bundur. O yüzden bunları aldım. Teknik hizmet sağlayanların işlemin herhangi bir anında transfer edilen fonun sahibi olmadığı hizmetler. Nedir bu? Mesela bir uygulama sağladınız. Ödeme sistemi içerisinde uygulama sağlayıcı konumundasınız. Güvenlik hizmeti veriyorsunuz. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bir hizmet veriyorsunuz. Danışmanlık yapıyorsunuz. O aşamalarda fiili bir faaliyetiniz var. Fakat para hiçbir zaman hesabınıza geçmiyor. Sizin olmuyor. Onu menkul olarak elde etmiyorsunuz. Bu tür durumlarda istisna içerisindesiniz. Ödeme kurumu olmanıza gerek yok. İkincisi ve en önemlisi, sadece ödeme aracının çıkarının iş yerinde, sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya hizmet çeşidi için kullanılabilen araçlara ilişkin işlemler de ödeme hizmeti olarak sayılmayacak. Bu işlemleri yerine getirenler ödeme kurumu sayılmayacak. Çok basit bir örnek. Oyunlar için, online oyunlar için bir kart yayınlıyorsunuz. Ve burada kapsamı sınırlayabiliyorsunuz. Sadece oyunlar kapsamındasınız. Bu takdirde kanun kapsamında çıkartılacak ikinci düzenlemelerde detaylar belirlenecek. Ancak kanun kapsamında ödeme kurumu sayılmama ihtimaliniz olabilir. Merkez Bankası'nın buradaki görüşü, yapılan görüşmeler, Çalıştay'daki konuşmalarda genel olarak bu tür istisna durumlarında ayrı bir değerlendirme yapılması yönünde. Gidip Merkez Bankası ile konuyu konuşup mümkünse görüş alıp kanun kapsamı içerisine girip girmediğinizi, istisna içerisinde olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekecek. O yüzden kanun yasalaştıktan sonra bu iş modelleriyle ilgili ciddi bir regülasyon işi olacağına, en azından bu muafiyet için, muafiyet demeyelim, istisna için ciddi bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Bu arada sesimden dolayı çok özür dilerim. Ağır bir grip geçirmekteyim. Ödeme kuruluşu için şartlar neler? Birincisi, anonim şirket olarak kurulmak zorunda. İki, 5411 sayılı kanunda düzenlenen, yani bankacılık kanunda düzenlenen kurucu ortaklarda aranan niteliklere haiz olması. Çok problem şeyler değiller. Genelde işte adli sicilinin temiz olması, işte üniversite mezunu olma gibi şeyler var. Daha önce banka batırmamış olma gibi hususlar var. Bunun dışında ödenmiş sermaye 3 farklı şekilde var kanun tasarısında. 50 bin, 100 bin ve 250 bin lira. Demin saydığım hizmetlerin belirli bir kısmı için 50 bin lira, belirli bir kısmı için 100 bin lira, belirli bir kısmı için 250 bin lira diyor. Hizmet riski arttırdıkça ödenmiş sermayedeki yapıda gereklilik de artıyor. Faaliyetleri süresince belirlenen tutarların altına düşemez sermayeleri. Bankanın bu tutarları 10 katına kadar arttırma yetkisi vardır. Banka bakacak piyasaya, riski arttığını görürse, eğer ki bunun para politikasına etkili olabileceğini düşünürse, tüketiciye etkili olduğunu düşünürse, istediği zaman sermaye yeterliliklerini arttırabilir. Ayrıca yönetim yeterli personel teknik donanıma sahip olması, fon ve bilgilerin güvenliğine dair gerekli tedbirler alması. Çok genel bir madde gibi dursa da açıkçası ekstra yükümlülüklerin hepsi şu maddeden gelecek.
Yani size finansal kontrolle ilgili, bilgi güvenliğiyle ilgili, tüketicinin korunmasıyla ilgili, tüketicinin bilgilendirilmesiyle ilgili bütün yükümlülüklerin temel geleceği nokta burası. Direktifler toplamda 300 sayfanın üstünde, kanun tasarısı 25-30 sayfa arasındaydı. Oradaki yükümlülükleri aksettirmek için çok detaylı bir ikinci yıl düzenleme gelecek. Bu ikinci yıl düzenlemelerde gelecek hususları öngörürken direktife bakmakta çok büyük fayda var. Çünkü hani kanunda da oradan karşılıklarını bulabilirsiniz. Bu şekilde genel hükümlerle geçirildi. Ama dediğim gibi temel yükümlülükler bunlar olacaktır. Ödeme kuruluşu işlemleri. Ödeme kuruluşları bir ödeme hesabı tutabilirler. Demin bahsettiğimiz hani kişilere tanımlanan hesap dışında bir bankada bir hesapları olması durumu zaten olacak. Ama bu ödeme hesabında tutulan parayı mevduat, katılım fonu veya elektronik para olarak değerlendiremezler. Yani o para üzerinde aslında doğrudan bir menkul menkule ilişkin olarak tanımlanan hak ve yükümlülük kullanamayacaksınız. Faiz elde edemezsiniz. Bu parayı kendi paranızmış gibi üçüncü kişiye aktaramazsınız. O paranın ayrıca korunuyor olması ve sadece bu ödeme işlemlerinde kullanılması gerekiyor. Ödeme işleminin yürütülmesiyle ilgili olarak kredi verebilir. Demin bahsettiğim bu mikro krediler burası. Fakat kredi verirken bir banka gibi mevduat toplayıp bunları tekrar kredi verme işleminde kullanamaz. İki hesabı ayıracak. Alınan, aktarılan paralarla ilgili paralar burada duracak. Kendisi kredi vermek istiyorsa kendi öz kaynakları da aynı. Burada ayrı bir bedel verilecek. Bunun üzerinden kredi verebilir. Kredilerin toplamının öz kaynaklarının %4'ü geçemez gibi bir madde var. Daha bunu belirlemediler. Öz kaynaklarla verilebilecek kredi oranını da bağlıyor olacaklar. O yüzden mikro kredi işini büyütmek istiyorsanız öz kaynaklarınızı büyütmeniz gerekecek. Elektronik para. Kanundaki elektronik para tanımı bu. Kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan, elektronik para ihraç edilen kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı kabul edilen her türlü parasal değer. İlk bakışta bütün prepaidler neredeyse kapsam içerisine giriyor olacaklar. Çünkü ödeme hizmetleri çok geniş bir şekilde yazılmış durumda. O ödeme hizmetlerinde kullanılacak, önceden belirlenmiş, önceden tanımlanmış bütün değerler elektronik para olacağı için prepaid'in çok büyük bir kısmı, bunu sadece elektronik ortamdakiler olarak lütfen düşünmeyin. Hani bir kart aracılığıyla satılan, herhangi bir uygulamada satılan şeylerin çoğu bu kapsama girecektir. Ve o hizmetleri sunan kuruluşların da elektronik para kuruluşu olması gerekecek. Ödeme kuruluşlarıyla ilgili aynı gereklilikler var. Bunun haricinde ödenmiş sermayenin en az 1 milyon olması lazım. Yine 10 katına kadar arttırılabilir. Son 12 aylık dönemde ihraç edilen ortalama elektronik paranın %10'un altına öz kaynakları düşemez. Buradaki ortalamanın ne olacağı çok tartışıldı. Aylık ortalama olarak uygulanacağı bilgisi verildi. Elektronik para ihraç etme dışındaki diğer faaliyetlerine veya aynı gruba ait diğer kuruluşlarca öz kaynak olarak değerlendirilen kalemlerini kullanamıyor. Yani kendi şirketi içerisinde korunmasını istiyor. Fark ettiyseniz korunan yükümlülüklerin hepsi hep bu finansal güvenliği korunması için. Bankalara konulan yükümlülüklere benzer yükümlülükler bunlar. Zaten getirilen kanun tasarısının genel amacı bankasız finansal işlemler piyasasının açılması, bu hizmetlerin sunulması. O yüzden bankacılık kanununda tanımlanan yükümlülüklerin çok daha hafifletilmiş halleri ve de hizmetin yaratabileceği riske yönelik olarak hafifletilmiş halleri kanuna getiriliyor. O yüzden bu hizmetleri sunarken şunu unutmamak lazım, finansal bir servis sunuyorsunuz. Kanun sizi öyle tanımlıyor. O yüzden gelecek yükümlülükleri finansal servislerle ilgili olacak. Dediğim gibi bankacılık kanununa göre çok daha basit olacak ama hep finansal servislerle, onların yaratabileceği risklerle ilgili olacak. Aldığı fon kadar para ihraç eder. Yani karşılığı olmayan, karşılığını alabileceği fon dışında sanal bir fon yaratamaz. Bu tamamen para politikasının korunmasıyla alakalı. Fonları kredi olarak kullandıramaz. Elektronik para ameline faiz veremez, herhangi bir menfaat sağlayamaz. Yine bankacılıktan ayrılan noktalar. Sadece ödeme işlemlerinde kullanılabilir elektronik para. Mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilemez. Yine bu paraları topluyor, elektronik para yayınlanması sebebiyle aldığı paraları mevduat, katılım fonu gibi ondan gelir elde edecek şekilde kullanamaz. Sadece bu kartların elektronik paranın kullanılmasındaki komisyonlardan elde edebilir gelirini. Bize ne getiriyor bu yapı? Lisanslama uyumluluk yapılarına ihtiyacımız var. Yani bu işlemleri yaparken artık biraz önce saydığım şartlara uymak zorundasınız. Kuracağınız şirketin bu şartlara uyma zorunlulukları var. Birincisi şirket yapısı olarak uyma zorunlulukları var. İkincisi sermaye ve öz kaynak yeterliliklerinizi ayarlamak zorundasınız. Bankanın koyacağı kurallara.
finansal servisler uyumluluk, yepyeni bir uyumluluk yapısı geliyor. Yani bankacıların çok uğraştığı bu iç sistemlerle ilgili uyumluğa benzer bir yapı geliyor. Dediğim gibi çok daha basit, ancak belirli hususlarda özellikle finansal risk kontrolü, bilgi güvenliği, tüketici hakları ve kişisel verilerin korunmasında çok net düzenlemeler olacak. MASAK bir soru işareti, daha bu kanun tasarısıyla ilgili tepki vermiş durumda değil. Ama vereceğini biliyoruz. Toplantılarda da kendileri bunları belirttiler. O yüzden yeni yükümlü ve yeni yükümlülükler gelecek. Yani bir anda şu anda ödeme servislerinin üstünden firmalar kendilerini MASAK yükümlülüklerinin içerisinde, yükümlülüklerin içerisinde bulacaklar ve yeni yükümlülükler gelecek. Ancak tekrar söylüyorum, işin kendi kuralları da olsa, yani elektronik ortamda yapılan işlemlerin mevcut yükümlülüklere karşılık gelmesi mümkün olması sebebiyle farklı yükümlülükler belirleneceği kesin. Fakat bunu nasıl yapacak? MASAK göreceğiz. Finansal servislere ilişkin mevcut mevzuatta ve ilgili diğer mevzuatta gelişmeler olmasını bekliyoruz. Yine hem kanun tasarısı hem işin kendisinden dolayı. Finansal servislerden kastım aslında şu, yavaş yavaş da şey başladı. Sanal post sözleşmeleri değiştirilmeye başladı Mastercard kuralları doğrultusunda. Bu ödeme sistemleri kanunu geldikten sonra çok daha net bir şekilde olacak. Çünkü bundan önce sadece merchant ilişkisi vardı. Artık payment prosesör ilişkileri başlayacak. Sözleşmelerde bunlara yer verilmesini bekliyoruz. Aynı şekilde payment prosesörlerle bankaların arasındaki ilişkileri düzenleyen mevcut bankacılık kanunu ve ikinci düzenlemelerde değişiklikler olacaktır. İlgili diğer mevzuat, en önemlisi kişisel verilerin korunması hakkında kanun. Tasarı bu. Onun da bu sene içerisinde yasalaşması çok büyük ihtimallerle bekleniyor. Kişisel veriye çok dayalı bir iş olduğu için oradaki yükümlülükler bu işlere de uygulanacaktır. Yapılan modelin, kullanılan elektronik ödeme sisteminin elektronik haberleşmeyle bağlantılı olması durumunda, operatör, herhangi bir operatör işin içinde kullanıyor olmanız durumunda, yine şu gelişmelerin elektronik haberleşmeyle ilgili regülasyona da etkileri var. Büyük ihtimalle kurul kararları, BTK'nın yayınlayacak yeni kurul kararlarını bekliyoruz, daha önce yayınladık bir tane var. Bu doğrultuda oralarda da yeni haklar veya yükümlülükler gelebilir. Peki bu kadar kötü şeylerden bahsettikten sonra bir faydası olacak mı? Evet, aslında çok büyük faydası olacak. Bugün yapamadığımız ama yapabileceğimiz, dünyada görüp de burada yapsak diye bazen hukukçularımıza sorduğumuz şeyleri yapabilmeye başlıyor olacağız. Ödeme sistemler arası bağlantılar kurabileceğiz. Peer-to-peer para transferleri başlayacak. Mikro krediler hayatımızın içine girecek. Bence en önemlisi bir regülasyon kurumu olacak. Regülasyonun olmadığı, net hak ve yükümlülüklerin belirlenmediği durumda, gri durumda olduğunuzda yapacağınız her şeyde çok büyük bir risk taşırsınız. Yorum yaparsanız ama yapılan yorumun çerçevesi geniş olduğu için riskiniz çok büyük. Regülasyon kurumu detaylı düzenleme yapar, ex ante ex post düzenleme yapar ve önünüzü çok daha net görebilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz, onun karşısında düzenlemelerin güncellendiğini görebilirsiniz. Merkez Bankası bu görevi üstlenecek. Çok iyi bir ekipleri var, çok konuya hakim bir ekipleri var. O yüzden şahsi kanaatim ödeme sistemleri piyasasını çok iyi düzenleyecekleri yönünde. Eğer bütün umut edilenler olursa, şimdiye göre çok daha hızlı çalışan, çok daha çabuk büyüyen, mevzuatla birlikte büyüyen bir yapıya kavuşabiliriz. İlgili tarafların sorumluluklarının ayrıştırılması söz konusu olacak. Bugün bazı iş modellerinde ödeme servisi sunan firmanın aynı satış yapan, mal ve hizmet satışı yapan firma gibi sorumluluklarla tabi olduğu, bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığı olaylar olabiliyor. Bunlardan bir kere kurtuluyor olacağız. Çünkü kredi kartı ekstresinde eğer ki ödeme yapılan yerin görüşmesi gibi bir durum olduğunda veyahut da tüketici birebir arayüzüde bir elektronik ödeme firmasını görüyorsa veyahut da bütünün içerisinde o yapıyı görüyorsa, tüketici kanunundan kaynaklanan haklarını bu firmaya karşı da kullanmak isteyebiliyor. Veya ilgili diğer regülatörler bu kurumları da kendi belirledikleri regülasyon yapısı içerisinde sorumlu görebiliyorlar. Bundan kurtuluyor olacağız. Ödeme sistemleri kanun doğrultusunda bu kuruluşların net bir hak ve yükümlülükleri belli olacak. Bunun yanı sıra elektronik ticaretin düzenlemesi hakkında kanun tasarısında da bir tane madde var. Orada da ödeme servisi sunan aracı firmalarla ilgili bir madde var, sorumsuzluklarıyla ilgili. Onun da yasalaşması durumunda, o da elimizdeki iyi kozlardan bir tanesi olacak. Ve en son, hani baştan beri söyledim, belirsizlikleri gideriyor olabileceğiz. Çok daha net bir şekilde önümüzü görüyor olabileceğiz.